Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Uzun zamandır yokum piyasada. Birçok olay oldu. Şimdi bugün neredeyim? Bugün Upstate New York'tayım. Yani yukarı New York'ta, Kanada'ya yakın. Şu anda saatlerimiz 6.34. Sabahın 6.34'ü. Bugün günlerden 20 Ağustos 2023. Dün itibariyle buraya geldik. Böyle 2-3 gün iznim vardı. Geleyim dedim. Burada çadırda yattık dün akşam. Çadırımı da biraz sonra gösteririm. İlk önce 6 aydır neredeydik? Niye video çekemedim? Neler yaptım? Onlardan biraz kısaca bahsedeyim. Fazla da sizleri yormayayım. Ocak ayından Haziran sonuna kadar hemen hemen 7 gün çalıştım. Böyle 20 günde bir gün iznim oluyordu. O iznimde ne video çekebiliyordum ne de başka bir işle uğraşabiliyordum. Sadece dinleniyordum, uyuyordum, dinleniyordum. O yüzden kusura bakmayın. Arada sırada mesajlarıma cevap veriyordum. Ama tabii video çekemedim. Birkaç video denemesi denedim, çekeyim dedim. Fakat vakit olmadığından dolayı bir türlü video yükleyemedim. Tabii Türkiye'de deprem oldu. Depremde ölenlere rahmet diliyorum. Geride kalan insanlara sabır diliyorum. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın. Gerçi ben mesaj göndermiştim YouTube'da. Okuyanlar, görenler oldu. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra Türkiye'de seçimler oldu bir iki sefer. Ben oy falan kullanmadım. Kullanmıyorum. Hiçbir zaman da kullanmadım. Burada yaşıyorum. Türkiye'de yaşayan halkın geleceği kendisi belirlemesi lazım. O yüzden ben kendimce doğru bulmadım. Tabii bazıları düşünebilir, kendi memleketin işte oy kullanabilirdin. Fakat ben öyle düşünmedim. Zaten vaktim de yoktu açıkçası. Yani böyle konsolosluğa gideyim, oy kullanayım falan. Yapmak istemedim. Pek önemli değil. Pek politikayla işim de yok zaten. Evet, onun dışında genelde hep çalıştım. Allah razı olsun. Eşim genelde ev işleriyle uğraştı. Alışveriştir, yemektir. Niye 7 gün çalıştım? Kendim denedim. 7 gün çalışabiliyor muyum? Çalıştım. Şimdi ben çok az insan biliyor benim niye iş yaptığımı. Pek insanlara da söylemiyorum. Çünkü ondan sonra ne iş yaptığımı söylediğim zaman ondan sonra abi o işe nasıl gelebiliriz? Onun hakkında milyonlarca soru gelecek. Bazı soruların cevaplarını bilemeyeceğim. Bilemediğim zaman insanlar biraz uyuz oluyor. Ya niye bilmiyorsun? Ya şimdi bir insan her şeyi bilmek zorunda değil. Neyse. Bir de burası çok soğuk. Donduk. Şu anda 54 Fahrenheit. Derecesini yazarım. Şu anda aklım değil. Herhalde bir 8 derece mi? 8 derece mi ne geliyor? Zannedersem. Biraz üşüdük. Yani ben üşüdüm daha doğrusu. İki tane yorgan altında yattım. Soba yakılabilecek bir havaydı. Şöyle istiyorsanız sizlere etrafı bir göstereyim. Kamerayı tripoda taktım. Bu bizim bir arkadaşın daha önce videolarımda göstermiştim. Böyle bir kulübesi var burada. Kulübe yaptırmıştı. Şöyle tabii biz kulübede yatmadık. Şöyle bir çadır kurdum dün akşam. Dün akşam değil mi? Yani dün kurdum. Şöyle kamerayı da biraz indireyim şöyle sizler için. Bu arada evet bu 6 ay içinde başka neler oldu. Arabamı değiştirdim şurada. Bu seferki beyaz bir araba. Bu sefer Subaru Outback aldım. Biraz daha station wagon diyelim. Subaru'nun station wagonu. Ondan aldım arkadaşlar. Çünkü şimdi çocuk var. Ondan sonra eşyalar sığmıyordu öbür arabama. Impreza'ma sığmıyordu. Bende Subaru Impreza vardı. Onu değiştirdim. Sattım. Yenisini aldım.
Evet, çadırımız böyle. Güzel bir çadırım var. Şöyle RBM'in çadırı. Şişme çadır. Böyle bir tente kurdum böyle ön tarafına. Şöyle şurası mutfak eşyalarla dolu. Şurada sularım var. 2 bidon su getirdim. Şu biterse aşağıdan doldururum arkadaşın evinden. Arkadaş aşağıda yaşıyor. Burası benim ocağım. Şu anda biraz su kaynatıyorum. Dün akşamdan kalan bardakları falan yıkayacağız. Soğuk suyla biraz zor oluyor. Şöyle etrafı da göstereyim. Tripod'la beraber yürüyorum. Dün akşam biraz da mangal yaptık falan filan. Evet. Burası gayet güzel bir yer. Kamera biraz sallanıyor ama şöyle yandan da çekeyim. Ah, kamera. Evet, yandan da çekeyim diyorum sizler için şöyle. Kamerayı koyayım şöyle yere. Böyle arkadaşlar. Şöyle. Sandalyeler de var. Sandalyeler içeride şu anda. Şöyle biraz da içeri doğru girelim istiyorsanız. Kamerayı biraz eğeceğim. Alta girdik. Tentenin altındayız şu anda. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir hem çay yapıyorum hem de biraz da su ısıtıyorum. Şuradaki bardakları yıkamak için. Tabakları. Dün akşamdan kalma. Şöyle mutfak yerimiz var böyle. Evet, tüpümüz de burada. İnşallah bu Coleman'in bir ocağı ikili. Şurada tüp, inşallah tüp bitmez. Tüp bir tane getirdim. Biterse aşağıda kasabadan gider bir tane daha alırım. Orada tüpte satıyorlar. Şöyle bir iki tane ışık sökmedim dün akşam. Şu mumlu. Şu da pilli. 3 pille çalışıyor. İşte ne ararsanız getirdim. Güzel bir düzen oluşturmaya çalıştım burada. Şurada da mangal yaptık şu altta, arka tarafta. Şurada mangalım arabaya sığmadı arkadaşlar. O kadar çok eşya vardı ki mangalı en son böyle dedim ki eve çıkarayım. Eve bıraktım mangalı. Keşke bir şekilde getirebilseydim yani. Kovboy usulü. Et pişirdim dün akşam. Bayağı acıkmıştım. Hiç kahvaltı falan yapmadık. Dün yol çok uzun sürdü arkadaşlar. Anlatamam size. Çadırımı da göstereyim sizlere. Şöyle kamerayı kaldırayım. Bu benim çadır. Bizim çocuk halen uyuyor orada yatakta. Şöyle çadırımız şöyle. RBM'in. Zaten Rus Ayıdağı çadırın markası. Bu şişme çadır arkadaşlar. Çadırı şişirdik. Çadır ya gerçekten çok çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. İlk defa yatıyorum içinde bu arada. Yeni aldım. Öbür çadırı artık kullanmıyorum. Biraz büyük çadır olsun dedim. Çünkü aile var artık. Ayağa kalkmak lazım. Üstünü değiştirmeniz lazım. Bir de buzdolabı aldım arkadaşlar. Buzdolabı da şöyle göstereyim. Hemen şurada buzdolabı arkadaşlar. İçeride şu buzdolabı. Kim o mu acaba? Evet. Buzdolabımız var şurada. Şu buzdolabı. Bu da benim power station. Yani güç neyi diyorlar Türkiye'de bilmiyorum ama elektriğini ondan veriyorum. 12 volt ya da direkt buzdolabını şeye de takabiliyorsunuz. Prize takabiliyorsunuz. Bir sürü eşyam var içinde. Dün akşam ben bunu dün akşam taktım 12 saat önce. Sadece %6 harcamış. Yani bir de burası soğuk. O yüzden pek de harcamadı. Bir de devamlı açıp kapatmadık buzdolabını. Yani kapağını açıp kapatmadık. Öyle iyi oldu. Çadırı yandan da göstereyim. Kamerayı eğeceğim sizin için. Buraları editlemeyeceğim. Hiç editli yapmayacağım. Şöyle. Bakın çadır böyle. Şu pencereleri açılıyor arkadaşlar. Üst tarafı açılıyor. İstiyorsanız açabilirsiniz. Çok sıcak olursa ama. Dün akşam 8 derece, 6 dereceye kadar düştüğü için pek gerek kalmadı. Bu da benim yeni araba arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Subaru Outback. Ya Subaru almak isteyen insanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Station wagon dediğim gibi arkası gayet geniş.
arkası gayet geniş. Zaten şunu da söyleyeyim. Eğer öbür arabam olsaydı bu eşyaları sığdırma imkanı yoktu ya. Şurada göstereceğim. Burada da kapısı var. Arka tarafta da kapısı var. Şöyle dün akşam kapattım orayı rüzgardan dolayı. Yani çok da rüzgar yoktu ama esinti vardı hafiften. Soğuk bir esinti ama. Gayet soğuk bir esinti vardı. O yüzden kapattım. Tüm camları falan hepsini kapattım içeriden. O halde bile biraz üşüdük. Soba girişi de var bu arada. Soba girişini de göstereyim. Şöyle, şurası da soba girişi arkadaşlar. Şurası soba girişi, burası kalkıyor, hazır. Boru oradan çıkıyor. Hatta belki bugün bizim arkadaşta soba var, çadır sobası. Belki ondan isterim çünkü dün akşam üşüdük. Değer mi bilmiyorum ama yani ben üşüdüm, eşim pek üşümedi ama ben üşüdüm. Evet, burnum akıyor çünkü soğuk. Şöyle bir görüntümüz var. Burası bizim arkadaşın yeri. Daha önce burada ben kamp yapmıştım şurada bir yerde. Şurada çadır falan kurmuştuk yıllar önce. Kusura bakmayın burnum akıyor çünkü bayağı üşüdüm. Ellerim dondu. Burası yukarı New York'ta. Dediğim gibi Kanada'ya yaklaşık bir 4 saat falan uzakta. New York City'den, Brooklyn'de yaşayanlar için söyleyeyim. Brooklyn'den trafikle aslında çok az, yani çok fazla ağır trafik de değil de normal trafikte 4 saat falan sürüyor. Ama dün aşırı bir trafik vardı. Ne olduğunu anlayamadım. 6 saatte geldik buraya. Evet, 6 saatte geldim. Yani şaşırdım kaldım. Her yerde yol çalışması vardı. O yol çalışmaları yüzünden millerce süren trafikler vardı. Artık böyle gına geldi bize. Yani ya, ne oluyor dedik ya. Hiç böyle olmamıştı. Normalde 4 saatte geliyorduk. Sabah 10'da çıkıyorduk. 4 saat sonra öğlen 2-2.30 gibi buraya varıyorduk. Ama dün bir geldik saat 5.30. 11'de çıktık evden ya. Düşünün. Evet, şimdilik bu kadar. Belki birkaç editleme yapabilirim bu videoya. Ama elimden geldiğince yapmayacağım. Tripod'umu da getirdim. Böyle güzel görüntüler çekebileyim diye. Belki geyik meyik gelir diye. Onları da çekerim dedim ama göremedim. Belki gelmişlerdir. Ama göremedim. Evet, şurası şu yan arsa. Bizim arkadaşın yan arsası. Burayı ben satın alacaktım zamanında. Burası 11 hektar. Abi kaçırdık burayı. 200 sene önce, 3 sene önce güya alacaktık ama Türk bir arkadaştı. Yani bir kere aradım. Bir indirim falan var mı diye sordum. Adam telefonu suratıma kapattı. Çok ilginç, çok garip bir şeydi yani. Alacaktık burayı, almadık. Çok geniş bir yer arkadaşlar. Burayı başka birisi satın almış. Oraya kendi kulübesini koymuş. Kendine kulübe yapmış. Böyle çok geniş bir alan. Hem de aslında alsaydım iyi olurdu. Şöyle iyi olurdu. Bizim arkadaşın yan tarafı. İstediği gibi kullanırdı. Kafasına göre takılırdı. Evet arkadaşlar, ben buradayım. Video çekmeye devam edeceğim sizler için. Hatta birkaç arkadaş mesaj atmış. Onlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Mesajları için. Allah razı olsun. Eyüp Nal geçen gün mesaj göndermiş, abi neredesin, her şey yolunda mı diye. Eyüp'cüm iyiyim, sağ olasın. Teşekkür ediyorum mesaj gönderdiğin için. Ve onun dışında şu anda ismini hatırlayamadım. Bir sürü arkadaş mesaj göndermiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şurada sizin için bulutları da çekeyim dedim. Keşke videoda gözün gördüğünü görebilseydi, keşke görebilseydiniz, burada olabilseydiniz, şu görüntüyü görebilseydiniz, ne kadar güzel. Orası biraz daha aşağı doğru indiği için bulutlarla aynı seviyedeyiz şu anda biz. O yüzden burası biraz daha soğuk oralara göre.
Şu aşağıda kasaba var, o bulutların olduğu yerde. Kasaba da buradan en fazla 10 dakika falan uzaklıkta. Belki bugün bir ara inerim oraya. Şimdi arkadaşım burada kamp yapıyorum. Niye burada yapıyorum? Başka bir sürü kamp yeri de var. Yapabilirsiniz. Fakat gidiyorsunuz. Bütün herkes böyle yan yana. Pek sevmiyorum arkadaşlar. Böyle herkes yan yana. Herkesin çadırı yan yana. Çok yakında değil aslında. Böyle orman içinde yapmışlar. Güzel yapmışlar. Şimdi ben yeni bir kampçı değilim. Ben yıllar önce benim videolarım var. Siz seyretmiyorsunuz gerçi ama ben İdris'le şeye gitmiştim. Yellowstone'a gitmiştim. Yellowstone'u bilmeyen çok az insan vardır yani, bilmeniz lazım. Yellowstone böyle Amerika'nın batı tarafında, Wyoming'de bulunan çok 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 eski bir ulusal park. Ve içinde bir sürü kamp yapılacak yer var. Çok vahşi bir doğa ama aşırı vahşi. Yani uyandığınız zaman ayı dışarıda olabiliyor. Ayı aramanıza gerek yok. Bunlar da böyle o büyük ayılardan, o grizzly ayılar var ya, böyle bu Alaska'nın, Alaska'yı videolarını, belgesellerini seyrettiğiniz zaman orada çıkan ayılar işte var. Çok büyük ayılar, çok tehlikeli ayılar onlar. Her türlü hayvan türüne rastlayabiliyorsunuz. Volkanik bir yer, volkan, kaynar sular var. Orada kaynar sulara girmiştik İdris'le beraber. Orası da aşırı soğuk bir yer. Kışın böyle eksi 40'lar, eksi 30'lar çok normal orası, böyle günlük bir yaşam orada. Hatta biz yazın gitmiştik, 20 Temmuz'daydı hiç unutmuyorum. İlk günümüz böyle eksi, ilk gecemiz eksi 2-3 derece falandı yani. 28 Fahrenheit'ti o zamanın derecesiyle, yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle bir kamp maceramız olmuştu. Ondan sonra buralara birkaç kere kampa geldim. Başka yerlere, kamp yerlerine gitmiştim. Buraya geliyorum çünkü burada rahatım. Kafama göre takılabiliyorum. İstediğim gibi ateşimi yakabiliyorum. Herhangi bir kanun, kural falan yok. Arkadaş istediğini yap dedi. Hatta dün akşam kendisi de geldi. Beraber oturduk, etimizi yedik, çayımızı içtik. Orada belki Efes birası görmüşsünüzdür. Bu arada onlar Efes'in alkolsüz biraları. Ben seviyorum, arada sırada alıyorum. Tanesi 1 lira bu arada. Burada. Türkiye'de birçok insan aramış, bulamamış. Yani ben birkaç kişiye söyledim, bulamadık diyor. Öyle bir şey yok burada. Ama herhalde Efes bunları yurt dışına özel mi ne yapıyor, hazırlıyor. Burada ben Filistinli bakkaldan aldım. Bizim Türk bakkallarında da oluyor. Arada sırada denk geliyor. Oradan da alıyorum. Dün akşam ondan da bir tane içtim. Ondan sonra çok yorgundum arkadaşlar. Saat 11 gibi yatağa girdim. Fakat biraz üşüdüğümüz için çok iyi uyumadım. Sabah 5.40'da uyandım. Şimdi bakalım bugün neler yapacağız. İşte bir şey, şimdi kahvaltı mahvaltı hazırlayacağız. Dediğim gibi buzdolabı var. Buzdolabını aldım. Aldığım en iyi şeylerden bir tanesi. Böyle bu kamp şeylerini seven arkadaşlar muhakkak buzdolabı falan alsınlar. Arkadaşlar buzdolabı... Şimdi insanlar gidiyorlar, buz falan alıyorlar, kutunun içine koyuyorlar, bütün eşyaları o buzların içine koyuyorlar, o buzlar eriyor, bütün eşyalar suyun üzerinde yüzüyor. Artık bıkmıştım ben ondan. Dedim gideceğim bir tane buzdolabı alacağım. Buzdolabını 150 liraya mı ne aldım? 150 dolar, lira diyorum ama yani siz de anlayın, buranın parasıyla söylüyorum, 150 lira. Aldım. Bir de bu güç kutusu mu diyorsunuz? Power Station diyorum burada. Yani Power Bank'in büyük modelini düşünün. Onlardan bir tane aldım. Bir de güneş panelim var. Güneş paneli de biraz sonra belki açarım. Çünkü sadece %6 harcamış. Yani %94 halen içinde var. Belki açarım. Ama ufak bir tane güneş panelim var. Onu açacağım benim ışıklarım için. Gece ışıkları. Bir kısım gece ışıkları var böyle bende. Onlar güneş ışığıyla çalışıyor. Güneş enerjisi. Onu dolduracağım onu. Akşama onları da süsleyeceğim çadırı. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Biraz sonra kahvaltıya odaklanacağız. Ondan sonra herhangi bir şey olursa tekrar videoyu açarım ama burada olduğumu söylemek istiyorum. Haberiniz olsun. Belki biraz sonra otururum ve kendime bir süt kaynatırım. Sütü kaynatırken belki bu videoyu direkt telefondan şeye yüklemeye çalışacağım. Gerçi burada biraz sıkıntısı var. İnternet sıkıntısı var dağın başında olduğumuz için. Pek fazla çekmiyor. Belli başlı yerlerde çekiyor. Hemen böyle bir ufak bir montaj atarım telefondan.
Hemen videoyu yüklerim. Siz de hemen seyredersiniz. Belki canlı yayın bir de açmayı düşünüyorum biraz sonra. Eğer açabilirsem canlı yayını, tabii internet el verirse, onu da öyle hallederiz. Şu bulutları da şöyle göstereyim. Biraz daha bulut geldi. Hatta sizin için böyle biraz yakınlaştırayım. Şu bulutları göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şunlardan bahsediyorum. Bulutlarla aynı seviyedeyiz şu anda. Sis de olabilir. Bilmiyorum ama bulut gibi görünüyorlar. Şöyle yayılmış durumda. Evet. Okey arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.